Günaydın. Burada hasta bir bebek var, biliyor musunuz? Oy, annem. Sabahlara kadar ayaktaydık gene. Değil mi aşkım? Hadi ya anneciğim. Ye bir tanem sen. Bir daha sonra doktora gidelim gene, tamam mı? Doktora gideceğiz her zamanki gibi kızlar. Doktora bakalım bir gel. Kızlar Nihir yine çok hasta oldu, biliyor musunuz? Hakikaten çok hasta oldu ya. Sabah kaça kadardı? Nazar kaça kadar uyumadık biz ya? 4'tü en son. En son baktığımda 4'tü ve ondan sonrasını gerçekten hatırlamıyorum. Gece hiç uyumadı, hiç. O kadar çok hastaydı ki. Anneciğim emziği ısırma. Herhalde ben de hasta olacağım. Emziği ısırma aşkım. Öyle bir tıkandı gece, nefes alamadı. Bunun spreyini yaptım, ondan sonra serum suyu yaptım. Her şey yaptım ama ondan sonra kalpol verdim, ağrısı vardı. Tıkandı diye gerçekten bugün çok huysuz. Tamam anneciğim. Artık peçeteyle siliyorum diye sıkıldı. Canı da acıyor herhalde, böyle hafif silmeye çalışıyorum ama canı acıyor herhalde. Bir bakın be. Anam Allah bedeldi, şuna bakın. Gözleri falan şişti, ne uyku. Uyudu, ondan sonra ne şöyle bir durdu. Çok huzursuz bugün, çok çok fenayız valla. İlaçları da var, şimdi doktora gitsem ne yapacağım? Antibiyotiği var, balgam sökücüsü var. Ondan sonra soğuk algınlığı için var, onları kullanıyor zaten. Ama neden yeniledi valla, ben anlamadım bunu ya. Tamam anne, tamam. Tamam dur, saçlarını düzelteyim, dur. Saçlarını düzelteyim bari. İnan o kadar böyle uykusuzum ki kızlar. Gerçekten çok, vallahi çok yorgunum. Yani taş çatlası 2-3 saatlik falan uyku, ya uyuduk ya uyumadık. Şimdi de halıyı silmem lazım. O dış kapının önündeki, hani girişteki benim halı var ya. Onu silmem lazım. Hakikaten leş gibi olmuş. Biraz uykumun dağılması lazım. Yoksa başka türlü atlatamam. Bir tane kahve içtim. Pınar'la Kezban geldi, 5 dakika ne yapıyorsun diye. Ondan sonra onlarla bir kahve içtik, onları gönderdim. Bir de az sonra yatacağım herhalde çünkü inşallah uyursa bakalım. Tamam aşkım, tamam. Hadi git ablana. Tamam ablana git hadi. Kıyamam annem sana ben. Hemen sadece burayı bir süpürdüm sadece. Şey yapmadım. İnanın silmedim de daha. Bak her taraf masa falan, yani daha silinecek yani. Oralar falan toz alınacak daha. Onu yapmayacağım artık. Dedim Nazar sen yap gerisini. Onları halletsin. Ben de dedim şu girişteki adayı bir silivereyim de. Onları bir halledeyim. Şunlar kalkacak. Şu halısları kalkacak. Değiştirmem lazım. Çünkü bir haftadır bunu seriyorum. Hakikaten çok battı. Ne biliyorsunuz zaten. Süt döküyor, atıyor, şey yapıyor. Hep böyle küçük küçük böyle süt lekeleri falan var. Böyle kakaolu süt lekeleri var. Ondan sonra salondakinde bile var ya. Hakikaten oradakinde bile var yani. Onları bir halledeyim. Biraz uykum dağılsın. Vallahi biraz uykum dağılsın. Hadi gelin halıyı silelim o zaman. İlk önce bir suyumu hazırlayayım tabii. Beraber bir hazırlayalım. Ondan sonra halıyı bir halledelim. Şöyle sıcak suyumu aldım. Ondan sonra Bim'in tabletlerinden kalmıştı. Normalde bulaşıkları pek son zamanlarda iyi yapmamaya başlamıştı. Onlardan bir tane şimdi suya eriteceğim. Şöyle biraz şey yapsın, erisin. Öleyim, yardım edeyim bari. Su da sıcak. Şimdi lifimi de alacağım. Şeydeki, holdeki hemen bir halıyı sileceğim. Gerçekten leş gibi. Vallahi leş gibi. Onu hemen ben bir sileyim. Hadi bakalım. Gidelim.
Görebiliyor musunuz? Bakın. Şunlar leke. Şunlar leke. Ondan sonra bak. Başka neler de vardı. Şu leke. Daha o kadar çok ki. Daha şimdi bak. Şurada var. O kadar çok aslında böyle o da pek belli olmuyor ama bayağı bir lekeli. Hadi bakalım. Hadi silelim artık şunu. Temizlensin. Ondan sonra balkona asalım. Şöyle alayım ben sizi böyle. Hatta şöyle alayım. Baştan başlayayım. Sonra nasıl olacak? Şurayı bayağı bir ıslattım çünkü çok sildim orayı. İnanılmaz lekeliydi orası. Allah Allah yine. Kapı çaldı bu arada. Bakayım. Annem. Geldin mi? Ah benim kuzucuğum. Hoş geldin anneciğim. Çantanı koy. Basma 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 ıslak. Islak şimdi kaldıracağım anneciğim. Dur basma bir dakika bekle. Terliklerini vereyim. Dur anneciğim. Dur ben kapatayım burada kamerayı. Sereyim ben bunu. Koy 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 koy. Tamam. Hatta biraz bile daha üzerine koyabilirsin. Kızlar ne yapıyorum hemen söyleyeyim mi size şöyle. Domates, biber, soğan. İlk önce ben bunları düdüklünün altına koydum. Hafif çok az da yağ koydum. Bir tane bütün tavuk almıştım. Tavuğu da büyük parçalar halinde biraz parçaladım. Ondan sonra tamam yeter herhalde var. Dur ben bakayım şöyle. Onları parçaladım. Bugün ne yapacağız? Allah izin verirse bugün tirit yapacağız. Annem yufka getirmişti zaten köyden. Suyu az gelecek gibi. Bak gördünüz mü? Ben şöyle büyük büyük parçalar halinde yaptım. Şöyle göstereyim ben size. Şimdi bunu güzelce böyle kaynatacağız. Ondan sonra az biraz da pilavım vardı zaten. Pilav yapmayacağım yanına. Çünkü tiridin yanında pek pilav yenmez. Yanına işte turşu muşu falan çıkartacağım. Onlardan koyacağım. Allah izin verirse inşallah. Şimdi bunun baharcını biraz daha koyalım üstüne. Biraz az gelmiş çünkü suyu. Bunu böyle kaynatacağız. Bir 20-25 dakika sonra falan pişmiş olacak zaten. Yufkaları falan da göstereceğim size. Bizim nasıl yaptığımızı. Hani bizim yöremizde tirit deriz. Başka yerlerde mutlaka başka bir ismi vardır onun da. Hani biz tirit olarak biliyoruz. Tamam var. Şimdi tuzunu falan da ekleyelim. Ondan sonra düdüklünün kapağını kapatacağım. Orada mı? Tamam biraz da tuzunu koysan. Karıştır bak bakayım da. Tamam. Şey yapalım ondan sonra piştikten sonra tekrar
Size göstereceğim kızlar nasıl yaptığımızı. Hazırım kocası. Yerim bana cücük burnunu yerim yerim. Sen ne yiyeceksin? Noodle mu yiyeceksin? Evet. Evet, noodle yiyecekmiş. Sanki çok faydalı bir şey. Neden yemek yemiyorsun? Uzun benim. Artık benim oğluşum uslandı teyze hoşlar, değil mi? Artık önceki gibi çok bağırmıyor, değil mi? Ağlamıyor. Biraz daha iyiyiz bakalım, değil mi aşkım? Evet. 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 Çünkü aşkımı ben her gün mutlaka markete falan çıkartıyoruz, gezmeye gidiyoruz, parka gidiyoruz, değil mi? Ondan sonra bir de her hafta da gezmeye götürüyor halası oğluşumu. Evet. Evet. Arkadaşlarla buluşuyoruz, oynuyor, bir sürü çocuklar oluyor, değil mi? Kim oluyor? Simay oluyor, Ayşe oluyor, Ravza oluyor, değil mi oğlum? A101'e gittim geldim. Az önce alacaklarım vardı. Şöyle göstereyim. İlk defa bu pirinçten aldım. Ovadan diyor. Bilmiyorum alanlar var mı? Ama ıslanmış burası. Deneyeceğim bakalım nasıl bir şey. Bir de buzlukta şeyim vardı. Şöyle göstereyim size. Kabağım vardı. Bal kabağı. Annem bunu memleketten göndermişti. Ama ben bunu tabii sabahtan çıkartmayı unuttuğum için böyle buzlu kaldı. Herhalde bugün olmayacak bu. Büyük bir ihtimal fırına sürecektim. Gerçi cevizim falan da yok Bahar. Değil mi? O da cevizli falan güzel oluyor üstüne. Olmazsa yarın yaparım ya. Yaparsam yarın mutlaka çekerim ben size kızlar. Dur bakalım. Hadi bay bay de. Sonra görüşelim de. Bay bay. Sonra görüşelim. Neyi söyleyecektim size? Nehir inanılmaz hasta. Gerçekten çok hasta. Antibiyotiği doktor vermiş diye biliyorsunuz ya. Mahrol vermişti. O şey yapmadı. Ona bağışıklık kazandığı için geçmedi. Ondan sonra gitti. Bugün gittik işte doktora bunu verdi. Bu amoklivin. Bunu verdi çünkü ben ama doktora demiştim. Doktor bey dedim hani doğduğundan beri dedim şey yapmıyor. Ne onun adı? Makrol dedim. Nehir'e iyi gelmiyor. Hani dedim bakın gerçekten iyi gelmiyor. Bu dedim hani bize iyi gelmez dedi ki yani şu an zaten çok dedi şey ciğerlerine dedi inmek üzere. Onun için de en iyi bu makrol olur demişti. Ben bildim zaten olmayacağını. Gerçekten 2 gündür 3 gündür ciddi söylüyorum sabahlara kadar gözümüzü yummuyoruz. Ağız burun tıkalı, onun sonra bademcikler bir şişmiş. Çocuk var ya böyle hani suyu zor yutuyor hani o şekilde diyeyim size. Ondan sonra bunu verdiği çok iyi oldu. Çünkü bebekliğinden beri hani makrol iyi gelmeyince hep bundan verip değiştiriyordu. 3 günde hallediyor Allah'ın izniyle. İnşallah bu hemen toparlayacağız da buna nasip olursa. Allah herkese Rabbim benim çocuğumla beraber herkese şifa versin inşallah kurban olayım. Ha bunu... Bu A101'e bunlardan tekrar gelmiş. Bunu gösterecektim size. Ablamın yoktu bunlardan. Geçen şey yapamamıştı değil mi Bahar? Geçen denk gelememişti. Alamamıştı bunlardan. Ondan sonra şöyle bir şey aldım. Şeylere gittim işte. Sosyete pazarı var bizim burada biliyor musunuz? Oraya gittim şunlardan birkaç tane aldım. Ondan sonra oraya işte şeylerini, mutfak bezlerini falan şey yaptım. Taktım. Ondan sonra başka ne aldım? Ha, diş macunu falan aldım. Neyse ya onları geçeyim hadi. Ay. Hadi bakalım. Hadi görüşelim sonra. Ben de. Bu arada kızlar vallahi var ya 2 gündür 3 gündür inanılmaz uykusuzum. Böyle olduğuma bakmayın. Kamerayı açınca tabii böyle karşınıza böyle çıkmak istemediğim ben için de. Enerji dolu çıkmak istiyorum. Ben aslında de. Var enerjim var ama sadece ben uykum de. Var. Ben yani. Ben de. Evet Sait de. O da hasta. Nehir'den grip geçti ona da kıyamam vallahi. Ondan sonra bugün inşallah şöyle bir toparlar mı bilmiyorum da tabii 1-2 güne falan anca bu fayda edecek herhalde amoklivin. İnşallah şöyle uyumak istiyorum ya. Hakikaten çok uykusuzum. Vallahi bak. Gece olunca tam böyle diyorum. Tam ben uyumaya tam dağılmak üzere oluyorum. Saat 2 gibi falan Nehir bir uyanıyor sabaha kadar. Gerçekten çok kötüydü. Onun için de hani kaç gündür de 2 gündür mü vlog gelmiyor benden? 2 gündür falan işte vlog gelmedi zaten biliyorsunuz. Hani çeksem ne çekeceğim çocuk zaten yapma halacığım. Çocuk zaten hasta. Şey yapmak istemedim anne onda. Bebeğim yapma aşkım ama yapma diyorum küserim mama ya. Anneciğim. Tamam hadi kızlar görüşelim tekrar. Ben küsmedim mi? Ne onlar? Sumay. Büyümüşler mi? Neydi bunların adı? Sumay mı diyorlardı? Maymun. Ama ellemek bak bunlar çok tehlikeliymiş biliyorsun değil mi? Bir kere ellemesin olmaz. Bence elleme yani. İçerisinde ellemiştim ama alınca bir şey olmadı.
bir şey olmadı olur mu? Ellerini hemen sabunlaman lazım. Çünkü bunlar kimyasal mı iş herhalde? Sabunlarım da. Hı. Elim kirli. Bilmiyorum. Eli bakayım bir tane. Şeffaf. Ama hemen ellerini sabunlayacaksın. Şeffaf su da gözüküyor. Çok güzel. Tamam, çıkart elini, hemen ellerini sabunla gel. Hadi bebeğim. Şeffaf aldım annem. Bal çocuk. Bal çocuk, uyandın mı sen? Hemen uyanır uyanmaz da tabletini aldın mı aşkım? Aferin sana. Aha küstü. Aha küstü. Tontişim. Tamam hadi gel barışalım. Hadi gel barışalım anneciğim. Gel barışalım bir tanem, gel. Gel. Huysuzum benim, gel. Vallahi var ya, Nehir hasta olduktan sonra inanılmaz huysuz oldu. Bugün hastaneden çıktıktan sonra bir parka götürdüm. Vallahi var ya, yıktı ortalığı, bir görmeniz lazımdı. Nasıl bağırıyor. Bırakacakmışım, kendisi yerde sürünecekmiş. Yerler ıslak. Her taraf zaten pisli. Zaten hastasın. Papatyam. Tamam hadi gel barışalım. Gel annem sen. Barışalım gel. Gel. Ay ay ay, kızıma bakın kızıma. Annem böyle küsmek mi olur ya? Ama vallahi her şeyin tatlı senin de ya. Ya. Ama çok güzelsiniz ya. Nehir. Sarıldın mı annem kardeşinle? He? O tableti al artık oradan. Oradan al bakayım annem o tableti. Oyuncaklarını aç biraz oradan Deniz. Ben kaldır onu anneciğim. Ben de Nehir oldum. Sen de mi Nehir oldun? Evet. Hayır, sen Sait'sin canım. Sen erkeksin ya. Ben şakacıktan Nehir oldum. Tamam, şakacıktan. Anneciğim aç oraya oyuncaklarını, çıkart hepsini. O tableti kaldır oradan hemen. Aferin sana. Şöyle yukkaları göstereyim. Kızlar, dürüstünün sesi var. Onun için pek anlaşılmıyor ama. Şöyle hemen. Biz böyle memleketi Kütahya'da hep böyle yapardık. Böyle tepsileri vardır bunun böyle. Kirit tepsisi özel. Bilenler mutlaka vardır zaten. Hop sıçıyor. Ben bunu şimdi böyle hazırlayacağım. Bilmiyorum, biz valla çok seviyoruz. Çocuklar pek yemezler de, ne nazar ne deniz. Pek sevmez kirliti. Ama yine şey yapacağım. Sen bırak alacağım onu. Çok at istersen. Sen bırak onu, kal. Şöyle yerleştireyim. Daha tavuğun pişmedi. Daha iyi yapalım. Biraz da yaş yufkam vardı. Onlardan çıkartacağım şimdi. Küçük bir şeye de yaş yufka yapacağım. Kıracağım. O da yaş. O da tatlı oluyor. O da değişik bir tadı oluyor. Onda güzel oluyor o da. Heh. Şöyle bunu alayım. Anneciğim bunları göndermiş. Allah razı olsun inşallah. Yoksa burada hazır aldığım zaman yufkalar böyle hani kendi elde yapma gibi olmuyor. Benim hiç hoşuma gitmiyor öyle. Hazırı sevmiyorum. Hemen ötekine de çıkartayım ben. Şöyle bunlar da yaş yufkalar. Hemen ben bunları da böyle kırayım kırayım. Kerim bunlara bayılıyor. Dedim ne yemek yapayım dedim Kerim dedim. Hani mesai misiniz falan. Ondan sonra orada dedi. Yok dedi, gelecek dedi. Gel adamcağızın o zaman dedim. Sana ne yemek yapayım dedim. Dedi ki bu sefer sana bırakıyorum dedi. Tamam mı, yemek içini sana bırakıyorum dedi. Ha, önceden sen sürüyordun değil mi dedim. Ondan sonra bazı zaman şey veriyor bana. Hani hiç ne pişireceğim diye uğraşma mesela. Hani şunu pişir bunu pişir diyor. Vallahi çok iyi oluyor o zaman. Yapıyorum, tamam, en azından bir fikir veriyor ya, o bile iyi oluyor. Ondan sonra üzerine konuşuyoruz artık, yapsak şunu mu yapsak, böyle mi yapsak filan diye. Biliyorsunuz zaten akşam olunca, hatta akşam olmaya başlayınca işte ne yemek yapsam, ne pişirsem, ne etsem
Bütün kadınların sıkıntısı bu zaten. Kime sorsan aynı. Vallahi diyorlar işte. Pasta bir şey gördüm. Akşama ne yemek yapacağım diyor arkadaş. Ondan sonra aman diyor vallahi bıktım diyor ya. Her gün diyor ne pişireceğim. Ondan sonra aman üzgünsün sesinden de. Vallahi ben rahatsız oldum. Siz de rahatsız olursunuz değil mi? Hemen ben bunları yapayım. Hazırlayayım. Şunu da şöyle göstereyim size. Ay ben acıktım herhalde. Vallahi çok güzel kokuyor ama değil mi yemekte? Acayip güzel kokuyor. Hadi bakalım o pişsin ondan sonra şey yapalım. Şunu da şöyle kenara alayım. Ya benim mango çok küçük ya. Vallahi elim ayağımı dolandırıyor ya birbirine. Bebeğimin çorbası vardı. Hemen şimdi Nihir'e bundan ısıtıracağım biraz. Yemeğe kadar böyle birazcık şey yesin. Çorbayı yiye koysun şimdi. Şu kadar yeter. Akşama da şimdi şeyler. Soğuk falan yedirim ona. Dur, açmayayım ben. Hadi bakalım. Salataya ne kattın? Biraz marul, kırmızı lahana, maydanoz, domates. Şu an katacak mısın? Hayır. Katmayacak mısın? Valla. Hayır. Ha. İyi o zaman. Bak yanına başka bir şey yanmıyor ya. En fazla işte biraz bir salata olur. Aynen. Ben bir de turşuyu çıkartayım onu unutmadan değil mi? Bağır çekeyim mi size? Çekeyim mi seni? Bağırcığım, neden videolara devam etmiyorsun? Biraz bizimle konuşmak ister misin? Vakti olmuyorum Bahar'ım. Neden? Oraya gitmekten vakti olmuyor. Ha bu arada bak soranlar vardı. Spor nasıl gidiyor? Durum ne şu an? 3 kilo bitti işte. 3 kilo mu? Hı hı. Haftada 1 kilo eder o da. Yani. Ama bence ideal zaten değil mi o da? Aynen. Yani hızlı giden kilo çünkü hızlı geri gelir derler ya. Aynen. Onu anlıyorum. Benim için gayet iyi şu an yani. Yani. Aynen. Ben onu bile beklemiyordum. Bizim bu düdük neden pişmedi hala? Düdük neden pişmedi hala? Sesimiz böyle şey boğuk boğuk gidiyor ya. Tam net olmuyor değil mi? Aynen. Bir ona ben bakayım ya ne kadar oldu şimdi? Yarım saat olmuş. 20-25 dakika oldu değil mi? Neyse ben bakayım o zaman ya. Dur bakalım. Ha havuç da koyacaktım. Aynen. Çok güzel oluyor bu da ya. Aynen. Ben yapınca değil de sen yapınca güzel oluyor ya. Başkası vallahi, yapınca öyle oluyor. Bak adam niye öyle oluyor ki? Daha tatlı geliyor. Vallahi çok tatlı geliyor ha. Bak yemeklerde ustayımdır. Bak her yaptığımı neyi severim. Neden biliyor musun? Yemeklerin Kerim diyor ki her zaman yemeklerin diyor mesela diyor senin diyor çok güzel oluyor diyor. Evet. Neden diyor böyle oluyor diyor. Annemden sonra diyor bir tek senin yemeklerini seviyorum diyor tamam mı? Ben de diyorum ki adamcağızım yaparken sevgimi katışıyorum. Tamam işte. Vallahi bak. Ama bak şimdi alelacele yaptığım yemeği kendim bile sevmiyorum. Beğenmiyorsun. Hakikaten olmuyor. Güzel olmuyor ama vallahi bak. Olmuyor. Diyor ki mesela alelacele yapılmış bir yemek olduğu zaman diyor ki sen bugün sevgini katmadın mı? Bu yemeğe niye tatlı olmamış bu? Bugün olmamış. Vallahi bak. Hem yavaş pişen yemek daha tatlı olur, lezzetli aynen. Olur. Hala kısık ateşte yapacaksın. Aynen öyle. Vakitlice yapacaksın, kapatacaksın mesela. Bir de dinlenmiş olması gerekiyor tabii haliyle. İyice artık şeyini alıyor, tadını alıyor. Aynen. Tamam. Ayın bugün kaçı? 13. 13 mu oldu? Bunlar da burada oynuyor böyle. Daha benim halı kurumadı da. Kızlar faturalarımı göstereyim mi size? Ya 94 lira su faturası olur mu ya? Yemin ediyorum el insaf. Gerçekten insaf. Dur tam görünmüyor herhalde değil mi? Bulanık mı görünüyor? Bakın. Tam 94 lira su faturam gelmiş. Vallahi yazık günah. Ciddi söylüyorum yazık. Mesela ne kadar kullanmışız? Toplam aslında kullandığımız 65 liraymış. Ödemem gereken tutar 94 lira. İnsaf. Hemen şöyle doğalgaza gelelim. Doğalgaz 153 lira gelmiş. 153 lira ya. Daha ben yakmadım bile doğru düzgün bunu ya. Bir akşamları işte soğuk olmasın falan diye yani çocuklar üşümesin diye. Açıyorum sadece o kadar. Bir bakın 153 lira da bu gelmiş. Hemen şöyle ineyim. Elektrik. Hemen bir elektriği görelim. 146 milyonda elektriğim gelmiş. Aslında toplam kullanılan tutar ne kadarmış? 117 liralık normalde kullanılmışı varmış.
ödemem gereken miktar 146 milyon. Hakikaten Allah merhamet versin, insaf versin, bize de ödeme kolaylığı versin. Ay bunlar da hep üst üste nasıl karma karışık olmuş ha? Sait geldin mi yine? Ne istiyorsun benden ya? Bana bir rahat verir misin? Salatayı bakayım. Yemin ediyorum salatanın kokusu buraya kadar geldi. Harika kokuyor şu an. Ben dereotu falan da katıyordum. Ay çok güzel ama dereotu almadım ben herhalde ya. Böyle. Vallahi çok güzel oldu. Ellerine sağlık. Bolca limon. Biraz of. Da ya. Tamam işte. Çok güzel. Böyle kışın en güzel böyle bol limonlu salata. Ben soğanı sevmiyorum ya. Soğan dokunuyor bana. Soğanı ben de sevmiyorum. O yüzden böyle daha güzel. Aynen vallahi kesinlikle katılıyorum sana. Aynen. Ha ne diyorduk? Faturalar. Faturalar. Ah bu faturalar. Bugün ayın kaçı? 13'ü. 13'ü. Evet ayın 15'inde Allah izin verirse Kerim maaş alacak. Ondan sonra 16'sına da bütün komple. Ben tabii borç dağıtmaya gideceğim. 2000 lira falan. Ev kirasıyla beraber biliyorsunuz yüklü bir kira ödüyorum ben buraya. Yani tam tamına toplam 2000 lira falan giderimiz oluyor. Borçlu, dertli. Ondan sonra başka ne var? Taksitlerimiz var. Aynen. Bankoya taksidim var. Biliyorsunuz zaten ondan sonra bir başka yere daha taksidim var. Bayağı bir ödüyoruz işte ya. Yapacak bir şey yok vallahi. Ne yapacağım? Geri kalanına Allah izin verirse yeterse yeter. Aynen. Yetmezse ne yaparız? He. Yetmezse ne yapacağız Bahar? Yetmez yapacak bir şey yok. Ay sonu nasıl gelecek diye böyle yola bakarız artık değil mi? Alsın can sağlığı olsun ne yapalım yapacak bir şey yok. Ayağımızı yorgunluğuna göre uzatırız. Aynen ağzımızın tadı var mı huzurumuz var mı vallahi gerisi boş. Ondan sonra sağlığımız sıhhatimiz var mı çoluğumuz çocuğumuz yanımızda mı? Şükür elhamdülillah daha ne isteyelim değil mi kızlar? Allah kurban olayım herkese huzur versin, sağlık sıhhat versin. İnşallah inanın ki gerçekten her şey boş. Yani gerisi hepsi teferruat. Bunlar ne yapıyor ki burada? Bunlar bir şeyler deniz sürpriz hazırlıyor herhalde. Hmm. Sürpriz mi yapıyorsun annem? Şöyle koşarken şey oldu. O fındığın ne yapıyor orada? Aa ben yapıştım hakikaten fark ettim. Sen pusu mu kurdun? Hı hı. Tamam. Ama çok uzun bir blok oldu bu ya. Hı? Değil mi? Bayağı uzun bir blok olacak. Yarım saatlik olacak herhalde. Benden ilk defa yarım saatlik bir blok geliyor. İnanamıyorum kendime şu an. Gerçekten inanamıyorum. Ve bir de uykusuz bu halim var ya. Ben vallahi iyi. Allah var ya. Bana güç kuvvet veriyor. Kurban olayım ya. Evet. Vallahi ha. Tamam. Olarımızı toplayalım artık da. Eşlerimizin gelmesine ne kadar var? Yarım saat falan var. Ondan sonra... Aynen. Şey yapayım da tripleri yaparken de ben size çekim yapayım. Ondan sonra hemen editleyip de koyacağım. Çünkü gerçekten çok uzun bir vlog oldu bu. İnşallah sıkılmazsınız kızlar vallahi. Uzun istiyorlar. İşte uzun çektik biz de. Ya öyle de işte belki sıkılırlar diye ben çok uzun çekemiyorum öyle ya. Bence sıkılmazlar. Öyle mi diyorsun? Aynen. İnşallah öyle olur. Vallahi. Tavuğumuz oldu. Şöyle göstereyim. Biraz suyunu bol koydum ben. Hemen şöyle beraber ısıtalım kızlar. Ay vallahi çok güzel görünüyor ya. Ay nasıl acıktım. Yemin ediyorum elim ayağım titriyor biliyorsunuz mu? Açlıktan. Şöyle gezdireyim şöyle. Onu çok ıslatmamak lazım. Böyle tam şeyini bilmek gerekiyor kızlar. Yoksa hamur gibi oluyor. Evet yoksa hamur gibi olur. Şunu şöyle ortaya atayım. Oh. Ay Allah'ım yarabbim. Rabbim olmayanlara da nasip etsin inşallah. Bugün de karnımızı doyuracağız inşallah. Ses. Babacık geldi. Ses. Babaya kavuştun mu yavrucuğum sen? Ha? Prenses. Seviniyor. Prenses hasta babacık. Seviniyor. Çok hasta benim. Babacık asarlıyor kızım benim. Babacık asarlıyor. Şöyle biraz altlarına şey yapayım. Her yere ıslansın. Ha, ıslansın her tarafı. Çünkü yoksa kuru gibi olur. Tamam. Şimdi bir iki dakika durunca hemen suyunu çekecek zaten. Ötekini de ıslatacak mısın? Ha, onu da ıslatayım ya. Anca olur. Aynen isteyen istediğinden yesin. Hı. Bu tamam. Şimdi böyle güzel oldu. Ay vallahi kızlar ya. Siz de böyle karşınızda yapıyorum da. Hiç de sevmiyorum aslında biliyor musun? Yemek paylaşmayı falan vallahi hiç sevmiyorum da. Olan var, olmayan var. Yiyen var, yemeyen var. Canı isteyen olur, hamilesi olur, şeyi olur. Ay vallahi hakkınızı helal edin. Efendim canım?
Ablamı turşu almaya gittiler. He? Ablamdan turşu almaya gittiler. Turşu mu almaya gittiler? Evet. Islat ıslat. Evet. Ay çok güzel oldu ya. Tur. Deniz. Kızlar aklınızı helal edin kızlar. Deniz. Karşınızda böyle yapıyorum ama. Yapımını gördüler ama kolay. Bütün tavuktan oluyor. Ya aslında yufka. Zor bir şey yok kızlar. Hani. Bir tek yufka olması lazım. Yani yufka da olduktan sonra inanın hani şey değil. Çok hani da çok kolay. Yani masraflı da falan değil yani hani. Ne gördüler zaten. Ne olur can isteyen varsa kalksın yapsın. Yarın yapın ben de yani şeye sokmayayım, vebale sokmayayım. Az daha koyayım buna. O da tamam. Şimdi bu da oldu herhalde. Tamam. Şimdi biraz içini çeksin. Aslı ıslandı mı acaba? Islanıyor. Suyu var. Tamam. Buna da çorba yaparım Nehir'e yarın. Tamamdır o zaman. Çok az bir tavuğun suyu kaldı. Şöylece gösterelim. Afiyet olsun. Yemek isteyenlere. Bize afiyet olsun. Hakkımızı helal edin tekrar. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kapanışı yapmıyorum Bahar, hatırlat bana. İzlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. İnşallah sıkılmadan izlediğiniz bir vlog olmuştur. Çok uzun bir vlog oldu zaten. Hakkınızı helal edin hepiniz. Hepinizi çok seviyorum. Rabbime emanet olun. Abone değilseniz abone olmayın. Lütfen unutmayın. Beğen tuşuna basmayı da ne olur unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. İzmir'den kucak dolusu sevgiler. Hoşçakalın.